Merhaba arkadaşlar. Bu akşam çok nefis, çok enfes, çok güzel benim tarifimde bir Arnavut ciğeri yapacağız. Bunun için önemli bir şey, yani birisi tabii ki kızgın yağ. Yağ miktarına bakabilir miyiz? Bakın arkadaşlar, 750 gram bir yağ bu. 750 gram ciğer için gerekli olan yağ. Şimdi yağımız kızmak üzere, kısık ateşte kızarken biz de ciğerimizi hazırlamaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar, burada 750 gram bir ciğerim var. Kasabıma zarını aldırttım. Büyük çoğu damarlarını da aldırttım. Kuşbaşı olarak kestirdim. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Birazcık unluyoruz. Şöyle unla bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Her tarafı unlansın. Yani bunu hem tat için hem de yapışmaması için. Şöyle unlama işlemimiz bittiği vakit hemen bunu şöyle birazcık süzgeçte silkelersek fazla unlar gitsin. Bakın arkadaşlar, gayet şu oldu. Çok un da iyi değil. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kızartma aşamasına geçiyoruz. Şimdi bakalım, bir tane bir atalım. Yağımız azıcık daha kızabilir. Evet arkadaşlar, yağımız kızdı. Şimdi böyle dikkatli bir şekilde atıyoruz. Çünkü pişiyor. İki postada pişireceğiz. 750 gram. İki postada pişer arkadaşlar. Ne yapıyoruz bunu? 1,5-2 dakika arası pişiriyoruz. Fazla değil. Evet. Hemen hemen 2 dakika pişirdik arkadaşlar. Zaten görüntüden belli ediyor. Şöyle kepçemizi süzelim. Bakalım. Daha sonra zaten yağlayacağız. Şöyle güzelce tavamıza cam tepsi. Ben cam tepsi kullanıyorum, daha çok olsun diye. Şöyle yerleştirelim. Kıvam bakıyoruz arkadaşlar. Ne çiğ, ne çok pişkin. Postumuzu atabiliriz. Bunlar da pişince yağlama ve soslama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ikinci postumuz da pişti. Bunları da şöyle güzel bir süzüyoruz. Bu arada ayranın altını kapattık. Arkadaşlar, burada şimdi çok değişik bir şey yapacağım. Yani herkes yapar mı bilmiyorum. Sen çek. Şimdi bunu buraya aldık. Bir tepeleme tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. 750 grama. Hatta birazcık daha. Yani 1,5'a yakın tuzu attık. Şimdi arkadaşlar, burada herkes buraya atıyor kırmızı biberi. Ben hayır. Şimdi ben bu yağın altını kapattım ya. Kırmızı biberin yağını atıyorum. Bakın. Ama altı şu anda yanmıyor. Böyle çok tavsiye ediyorum. Mükemmel olur hem ciğerin tadı. Şimdi bunu bu şekilde böyle gezdiriyoruz arkadaşlar. Biraz yağ kaldı. Onu hepsini atmıyorum yağın. Onu da daha sonradan tabağında isteyen alır. Şimdi bunu böyle bir güzel karıştırıyoruz. Bizim buralarda ciğeri böyle suyuna, yağının suyuna banarak yerler arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız bir şey daha var.
patatesleri küp küp kızarttım arkadaşlar doğrayıp da. Bunları da katıyoruz. Böyle bunları da karıştırıyoruz. Evet, bir işlem daha var. Gösterin Musa Bey. Maydanozlu soğanlar arkadaşlar. İstenilen miktarda maydanozlu soğan da alıyoruz. Her ihtimale karşı da yedek de bırakıyoruz. Şimdi videoyu çektim ya, herkes bana yorum yapacak. Arkadaş, abi böyle olur mu? Arkadaşım böyle olur mu? Arnavutciğerini ne yaptın? Bilmem ne falan filan. Ben yorum yapmadan evvel şu yemeği bu şekilde bir denemenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen yemeği alın, yapın, deneyin. Ondan sonra yorumlarınızı atın. Her türlü olduğunu ben de biliyorum. Her şekilde olabilir onun ciğeri. Ama bu şekilde yaptınız mı, yediniz mi? Bakalım. Musa Bey. Atalım. Patatesinden. Soğanından. Arkadaşlar nefis. Enfes. Şimdi bunu alacağız. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Porsiyon yapıyoruz. Şimdi tavana aldık. Gördünüz. Yağından böyle ilave edebilirsiniz siz. Kimisi yağlı sever, kimisi yağlı. Ekmek banmak için. Gördünüz. Enfes oldu arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.